Eyüp Sultan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ramazan etkinlikleri kapsamında sizlere Eyüp Sultan Meydanı'ndan arkamıza Eba Eyyub El Ensari Halid bin Zeyd'in kabrinin önünde sizlere saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Efendim, Halid bin Zeyd Eba Eyyub El Ensari Hazretlerinin hayat hikayesini ve o dönemdeki yaşanan gelişmeleri anlatmaya, bu konuda dilimiz döndüğünce sohbet etmeye devam ediyoruz sizlerle. Efendim, geçen akşamki programımızda en son Arapların artık İstanbul'u, Konstantinopolis'i kuşatma dönemlerine kadar konumuz gelmişti. Dönem dönem Halid bin Zeyd Eba Eyyub El Ensari Hazretlerinin hayatından anekdotlarla naklederek programımıza kronolojiye uygun olarak devam ediyoruz efendim. Araplar Muaviye'nin halifeliği döneminde Bizans topraklarını bir keşif hareketiyle, aslında bir ön kuşatma gibi kabul edebiliriz. Tabii bu arada dönemin şartlarına da bakmak lazım. Bir devletin topraklarına girmek, sınırlar ya da askeri ordular günümüzdeki gibi değil. Yani bu şekilde değerlendirmeyelim. O dönemde Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu'nun toprakları ve şehirleri kale devletlerinden oluşuyor. Yani Anadolu'da, Malatya'daki günümüzdeki ismiyle Battalgazi, eski Malatya olarak bilinen, Kayseri olarak bilinen, Sivas olarak bilinen, Ankara olarak bilinen, Konya olarak bilinen, mesela Konya'nın o dönemdeki adı İkonyum, Konya ismi de buradan geliyor. Bizans'a ait kaleler var. Bu Bizans'a ait kaleler günümüzde Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş bölgesindeki Bitinya'da daha küçük, ufak ufak birbirine yakın tarım toplumundaki küçük kaleler, Bursa gibi, İznik gibi büyük kaleler de var. Bu kalelerin en sonuncusu ve finali de Konstantiniyye. Dolayısıyla Araplar Suriye'yi ve Filistin'i fethettikten sonra, tabi bu fetihler Hazreti Ömer döneminde gerçekleşti efendim. Muaviye döneminde artık nihai hedef neresi oluyor? Konstantiniyye oluyor. Muaviye komutasındaki, Muaviye'nin önderliğindeki yeni kurulmuş olan, yeni ortaya çıkmış olan Arap devleti artık bir devletleşme durumuna geliyor. Nihai hedefini Konstantiniyye olarak belirliyor. Neden? Çünkü Konstantiniyye o zaman bilinen dünyadaki en büyük şehir. Şimdi önemli olan davayı yaymak, ilahi kelimetullah ve bu uğurda çarpışmak. Bununla beraber devletin bazı gelir ihtiyaçları da var. Dolayısıyla bir yüksek zenginliklere sahip olan Konstantiniyye'nin fethedilme ihtimali o dönem için çok büyük bir olgu. Bu bir. İkincisi, bir de işin maneviyat kısmı var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan, onun askerleri ne güzel askerlerdir şeklindeki hadisi şerifini de bilmeyen yok. Dolayısıyla böyle bir kutlu sefere çıkmak, bu kutlu seferin sonunda da bir zafere ulaşmak, bunun hayali bile o dönemin Müslümanları için büyük bir motivasyon sebebi efendim. Dolayısıyla Muaviye döneminde yapılan bu seferlerin iki tane dediğimiz gibi temel kaygısı var. Birincisi maneviyat, Resulullah'ın hadisi şerifine mazhar olmak. Diğeri de böyle bir zengin bir beldeyi fethederek hem Roma İmparatorluğu'nu tarihin derinliklerine gömmek hem de Konstantiniyye şehrinin zenginliklerine hakim olmak. O dönem için Konstantiniyye'yi düşürmek demek, bütün imparatorluğu düşürmek demek ve başsız kalarak o dağılacağı muhakkak olan küçük şehir devletlerini kolayca teker teker ele geçirmek demek. Dönemde Bizans İmparatorluğu'nun sınırları İran'dan İtalya'ya kadar olan alanı kapsıyor. Kuzey Afrika toprakları Bizans, Mısır Osmanlılar tarafından yeni fethedilmiş, o da eskiden Bizans. Bizans'ın, yani Doğu Roma İmparatorluğu eriştiği sınırlar gerçekten çok büyüktü. Dolayısıyla Muaviye'nin ilk gönderdiği ordular Afyon civarında Doğu Roma ordusuyla bir savaşa tutuşup bunları yendikten sonra Gebze taraflarının üzerinden bu havzaya gelerek bu havzada ilk keşiflerini yapıyorlar.